Meslek komitelerimizin değerli üyeleri, kıymetli misafirler. Bursa büyürse Türkiye büyür vizyonuyla Bursa ekonomisinin gelişimine yönelik 60'ın üzerinde makro projeye imza atan odamızın son 6 aylık dönemde gerçekleştirdiği çalışmalardan örnekleri sunuyoruz. Odamız üst düzey konukları Bursa iş dünyası ile buluşturmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirilen Bursa İş Dünyası buluşmalarında üyelerimiz talep ve beklentilerini aktarma imkanı buldu. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan, BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret ederek bölgedeki proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin Yüksek Teknoloji Üretim ve İhracat Merkezi Teknosap'ta yatırımlar hızla yükselmeye devam ediyor. Teknosap'ta 11 fabrikada üretim başlarken 2024 yılı sonuna kadar 26 firmanın daha faaliyete geçmesi hedefleniyor. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte bölgede üretime başlayan firmaları ziyaret etti. 6 Haziran 1889 tarihinde faaliyetlerine başlayan odamız 135. yaşını kutladı. Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken odamızın kurucusu Osman Fevzi Efendi'nin Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okundu. Türk iş dünyasının dünyaya açılan penceresi Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 37. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay bir kez daha DEİK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Ev tekstili sektörünün dünyadaki en büyük buluşmaları arasında yer alan Hometex, 21-25 Mayıs tarihleri arasında KFA Fuarcılık Organizasyonu'nda gerçekleştirildi. Fuarda yerli ve yabancı 700'ü aşkın firma moda ve trendleri belirleyen koleksiyonlarını sergilerken çok sayıda yabancı alıcı firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük savunma sanayi buluşmaları arasında yer alan ve KFA Fuarcılık Organizasyonu'nda düzenlenecek İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın tanıtım programı İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. 22-27 Temmuz 2025 tarihlerinde yeni ve özgün konseptiyle birçok organizasyona ev sahipliği yapacak İDEF, savunma sanayinin küresel aktörlerini buluşturacak. Tekstil sektörünün kalbi 5-7 Mart tarihleri arasında Bursa Textile Show Fuarı'nda attı. KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen buluşma 3 gün boyunca 40'ı aşkın ülkeden alıcıyı ağırladı. Bursa Textile Show'un bu yıl ikinci buluşması ise 9-11 Ekim tarihlerinde Berinos'ta gerçekleştirilecek. Fuar yeni konsepti Fast Production ile sektörün rekabetçiliğine büyük katkı sağlayacak. Makine ve otomotiv yan sanayi Urge projeleri kapsamında Litvanya'da düzenlenen yurt dışı pazarlama faaliyetinde üyelerimiz Litvanya iş dünyası temsilcileriyle işbirliği masasında buluştu. Program kapsamında ayrıca Başkanımız İbrahim Burkay, Litvanya Parlamentosu'nda düzenlenen Türkiye-Litvanya İş Forumu'nda konuşma gerçekleştirdi. KFA Fuarcılık son 6 ayda yurt dışı fuar organizasyonlarına ara vermeden devam etti. Üyelerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya, Fransa'dan İtalya'ya kadar dünyanın farklı coğrafyalarında düzenlenen fuarlarda yer alarak sektörlerindeki yenilikleri takip etti. Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiğimiz Urge ve Hisar projeleri üyelerimizin ihracatına güç katıyor. Toplam 34 Urge ve Hisar projesiyle bu alanda Türkiye'de lider konumda yer alan odamız, son 6 aylık dönemde alım heyeti, yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile eğitim ve danışmanlık çalışmalarına devam etti. Odamız uzay, havacılık ve savunma sanayinde millileştirme çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Türk Hava Yolları'nın bakım, onarım ve modifikasyon merkezi THY Teknik ve odamız işbirliğinyle tedarikçi günleri etkinliği düzenlendi. Bursa Business School ev sahipliğinde yapılan etkinlikte Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi BASTEK üyesi 60'tan fazla firma THY Teknik yetkilileri ile potansiyel işbirliği alanlarını görüştü. Odamız öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM, uzay ve havacılıkta farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl Uludağ'da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin paydaşları arasında yer alan GUHEM, ayrıca Türk Cumhuriyetleri Uzay Kaşifleri Akademisi'ne ev sahipliği yaptı. Program kapsamında ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de öğrencilerle buluştu.
Odamız sanayide sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularındaki farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir organizasyona imza attı. Avrupa Birliği Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyimizin Yeşil Üretim Temiz Gelecek ana temasıyla düzenlediği Uludağ Çevre Forumu Bursa Business School ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Odamız projelerinin odak noktasını oluşturan sektörel konseyler strateji arama çalıştaylarını tamamladı. Özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, STK'lar ve yerel yönetimleri bir araya getiren 22 ayrı çalıştayda öne çıkan konular önümüzdeki süreçte rapor haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacak. Odamızın projelerine yön veren meslek komitelerimiz ve sektörel konseylerimiz son 6 ayda önemli faaliyetlere imza attı. Komitelerimiz bu dönemde düzenlenen 482 toplantıda sektörlerden gelen taleplerin çözümüne yönelik girişimde bulundu. Komitelerimiz genişletilmiş sektörel analiz toplantılarını sürdürürken 160'tan fazla kurum ve 12 yurt içi fuar ziyareti gerçekleştirdi. VTSO Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bootcamp ile Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu arasında yapılan işbirliği ile düzenlenen uzmanlaşma ve meslek geliştirme eğitimleri tamamlandı. Bootcamp'de 7 ayrı programda 250 saatlik uygulamalı eğitim alan 120 öğrenci istihdama hazır uzman teknikerler olarak mezun oldu. Odamız ve Butekom tarafından yürütülen kompozit malzeme ve teknik tekstil prototip üretim ve uygulama merkezi projesi, Butekscom kapanış konferansı ve başarı hikayeleri seminer etkinliği proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İş dünyasının eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi eğitim programlarını sürdürüyor. BTSO Akademi kapsamında son 6 ayda 20'ye yakın eğitim programı düzenlendi. Ayrıca BTSO Akademi kapsamında ilçe, oda ve borsalar ile işbirliğinde eğitim programları gerçekleştirildi. BTSO MESYEP, mesleki yeterlilik ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdiye kadar 50'yi aşkın şehirde hizmet veren merkez, 130 bini aşkın çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bu alanda yetki alan, oda ve borsalar arasında tek kurum olan BTSO Enerji Verimliliği Merkezi de enerji yöneticisi eğitimlerine devam ediyor. Yiyecek içecek sektörünün nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefiyle faaliyetlerini sürdüren BTSO Mutfak Akademi, gastronomi alanında 11 ayrı branşta düzenlediği ücretsiz yeni nesil profesyonel eğitim programlarıyla her yıl ortalama 500 kişiyi istihdama kazandırıyor. BTSO Lojistik AŞ yenilikçi lojistik çözümleriyle Bursa ihracatına katkılarını sürdürüyor. Kargomkolay.com ile yapılan görüşmeler sonucunda işbirliği protokolü imzalayan Lojistik AŞ, firmanın e-ticaret işlemlerini Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştiriyor. Odamız çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOP Bursa Genç Girişimciler Kurulu son 6 ayda ziyaret ve toplantılarına devam etti. Bursa Business School'da TOP Bursa Genç Girişimciler Kurulu strateji arama çalıştayını gerçekleştiren kurulumuz, TOP Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısı ve TOP 80. Mali Genel Kurulu'na katıldı. Komitelerimizin değerli üyeleri, kıymetli misafirler. Üyelerimizden aldığımız güç ve artan bir kararlılıkla Türkiye'ye örnek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki böylelikle Bursa büyür, Bursa büyürse Türkiye büyür.